Şimdi Nur Sultan'a gidelim. Şanar Salıbay, TRT Nur Sultan muhabiri karşımızda. Bu görüşmenin, yeni işbirliğinin detayları neler? Türkiye-Kazakistan arasında savunma alanında ayrıntılar alalım senden. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirliği savunma alanında da gelişiyor. İki ülkenin savunma bakanlığı yetkili temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşti. Açıklama Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Görüşme çevrimiçi formatta yapıldı. Görüşme sırasında söz konusu alandaki eğitim, uzmanların hazırlığı, muharebe eğitim süreci ve birimlerin teknik donanımı konularının masaya yatırıldığı belirtildi diyelim. Öte taraftan Kazakistan bugün Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5. bronz madalyasını kazandı. Kazakistanlı boksör Saken Bibosunov 52 kilograma kadar ağırlık kategorisinde Olimpiyat turnuvasının yarı final maçını gerçekleştirdi ve bronz madalya kazandı. Dün boksör Kamşibek Kunkabayev Kazakistan'a bronz madalya kazanmıştı. Olimpiyat oyunlarının başlangıcından bu yana Kazakistanlı Eldos Smetov judo, Igorsan ve Zulfiya Çinşanlo halter kaldırma spor türlerinde Kazakistan'a bronz madalyalar kazandı diyelim. Öte taraftan Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev, Almatı Valisi Bakhtjan Tsagintayev ile telefonda görüştü ve Almatı şehrinde vaka sayısının artması nedeniyle yeni karantina kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu karantina tedbirlerinin korunması alanında kontrolü güçlendirme talimatını verdi. Almatı şehrinde salgın durumu Delta varyantının yayılması nedeniyle kritik olarak belirlendi. Şu anda şehirde ekstra bulaşıcı hastalıklar hastaneleri oluşturuyor diyelim. Öte taraftan Kazakistan koronavirüsün yayılması açısından hala kırmızı bölge kategorisinde kalmaya devam ediyor. Ülkenin 15 bölgesi kırmızı bölge kategorisine yer alıyor. Sadece Türkistan bölgesi sarı bölgeden yeşil bölge kategorisine geçti diyelim. Öte yandan ülke genelinde aşı kampanyası devam ediyor. Nur Sultan'da gün içerisinde 6000 kişi koronavirüse karşı aşı oldu. Şehrin farklı noktalarında 83 aşı noktası ve geçici 8 aşı noktasının faaliyet göstermekte olduğu açıklandı diyelim. Kazakistan'da bugüne kadar yaklaşık 4 milyon vatandaş koronavirüse karşı aşının 2 dozunu da aldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şanar Salıbay'dan aldık. Kazakistan gündeminde işte konuşulan başlıkları